Herkese merhabalar dostlar. 12. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm 81 level olmaya çalışacağım. Amacımız 81 level olmak. Birkaç parça da bir şeyler ekleyebilirsem çara güzel olur. 81 olmak istememin sebebi kill görevlerini yapabilmek. Umarım her şey istediğimiz gibi devam eder. Şimdi bölümümüze geçelim. Dostlar bölüme drakilerle başlıyoruz. Şimdi drakilere gireceğim. Bir drop olursa size gösteririm. Dostlar drakilerden çıktık. VB box gibi bir drop yok. Ama shell'e doyduk resmen. Bir tane de int basılı çitim var. Onu satıyorum şöyle. Görevlerimizi de teslim edelim. Toplam 4 tane kırdırmalık shell'imiz var. Yüzdemiz de 65.76 oldu. Dostlar pazar kurmuştum. Yeşil kutumuz 2300'den 2295'ten koymuştum. Satılmış. 6M227K paramız olmuş. Şöyle pazarı bozuyorum. Normalde bizim bar premium aldığımızda artan bir keşimiz vardı. Onunla premium kıyafet almayı düşünüyordum. Ancak bir tane priest arıyorlarmış. Ben de onunla geniye almaya karar verdim. Şöyle bir geniye çekelim. Geniyemizi aldık. Böyle int dönelim. Hop. Toplu buff lazımmış. Toplu buff'u da toplu AC'yi de açalım. Titan'a doğru yürüyorum şu anda. Evet dostlar Titan'a girdim. Skill'leri falan ayarlamaya çalışıyorum. Geniye daha önce çok kullanmadığım için bilmiyorum nasıl ayarlandım. Manayı bastıramadım şu anda. Şu eksi kağıdını basalım. Yüzdemiz 67. Sanırsam bir sıkıntı olmaz. Ayarladım diye düşünüyorum bütün ayarları. Mana potunu, can potunu falan. Hel buff toplu. Saat 8.40, hatta kendimize de PM atalım. Bakalım nasıl eksi kasıyor burası. 0.840 %67.33. Kalabildiğim kadar kalacağım burada. XP ihtiyacımız var sonuçta. Bir gelişme olursa ben açarım kaydı. Dostlar şöyle kayda girdim. 12M855K para oldu karakterin üzerinde. %90 oldu. VIPK'de de çöpler var. Bunları bir satayım. Yaklaşık 11,5 saattir slottayız. Ve bir high class olarak bir tane Priest'in pack geldi. 813K buradan. 625 de buradan. Şurada birkaç çöp daha var. Bunları da satayım. 14.450. Zaten 6.450 vardı başladığımızda. 8M civarında bir para kasmışız. Bir de şunları aldım. 500K civarında da bunları verdim. Yani 8.5M bir para kasmışız. Gelen parayla geniyi alabilirsem geniyi almaya çalışacağım. Slota bir süre daha devam edeceğiz. CR'ye girer miyiz bilmiyorum. Bir gelişme olursa ben açarım kaydı. Dostlar partiden bir arkadaştan geniyi aldım 14M'ye. Demin trade attım. Ha, burada ismi görünmüyor. Onu kayda almadım. Hemen trade attı şey yaptık. Yuşa isimli arkadaştan. Onu yeni aldım 14M'ye. O da fiyatını bilmiyorum dedi. Price'tan baktım 15M civarındaydı. Eksik kalırsa ekleme yaparım slot'tan geldikçe. Dostlar biraz ara verdik. Şöyle bir pot satışı yapacağım. 200 tane büyük ihtimal alamaz arkadaş üzerine ama. Şöyle okey dedim. Aldı tamam. Biraz para yapmaya çalışıyorum. Mana potu alacağım. 191 tane var şu anda. Sabaha çıkartsın diye bakıyorum yani. Bugün etkinliklere falan da giremedim. Exp güzel geliyor çünkü. Biraz kalmak istiyorum orada. Her zaman gelmiyor böyle fırsat. War premium almamız iyi oldu o yüzden. Hem skill'lerimizi açmış olduk. Dostlar 1000 tane civarında da şu arkadaşa pot satacağız. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get it. Evet 4M 663K para oldu. Bununla 1000 civarında pot alırım. Bu da bayağı bir süre yeter. Şimdi ben bir mana potu arayayım. Dostlar biraz mana depoluyorum. Şimdilik yetecek kadar mana aldık. HP potu sattık biraz. Herhalde level atlatır bizi bu topladıklarımız. Daha da fazla da yapabilir. JR'ye girmeyeceğiz. Şu anda JR saati. Kalabalık Zero'da. Şuraya bak. Bir gelişme olursa ben kaydı açarım. Slot'a geldik. Üzerimde şu an
80K para var. Giriyoruz slot'a şimdi. Geniyeleri başlattık. Yüzdemizde 90. Gelişme oldukça ben şöyle size de göstereyim. VIP key'i komple boşalttım bankaya. Sadece bunlar var. Pot ve kitap var sadece. Şu gelen çöpleri depolayabilmek için. Tonla gitmem olmuyor çünkü priest olduğum için. XP şu an güzel gidiyor. Devam ediyoruz. Şimdilik XP bir süre ara veriyoruz. 8 tane geniye gitmiş. Yani 16 saat. 38 dakika burada duruyor. Onu düştüğümüz zaman 15 saat 20 dakikadır falan XP'deyiz. Yüzdemiz 96,80. 2M 286K'da para var karakterin üstünde. Sabah tekrardan kurulursa parti JR'den sonra belki olabilir. Yine gösteririm. JR'den bir green bir black gemle ayrıldık. Dostlar şimdi bir arkadaş pot istedi. Pot alınır yazmıştı, ona PM attım. 200-200 vereceğim. Toplam 500 tane dedi ama. 600 alır mı acaba? Kaç para koyacak, ona göre koyacağım son sefere. 600 aldı, başka alacak mı bakalım. Tamam, 600 tane pot sattık. 4M paramız oldu. Dostlar bu mobu kesince ya level alacağız ya da çok ucunda bir yerde kalacak. O yüzden kayda gireyim dedim. Evet, 81 level olduk. Sadece bir tane shell aldık şu anda. İlk hakkındayım. Drop olursa açarım. Olmazsa bitişte gösteririm size. Dostlar drakilerimizi tamamladık. Görevlerimizi teslim edelim. 2 tane kırdırmalık shellimiz var. Başka bir dropumuz yok şu ikisi. Yüzdemiz de 1,57 oldu. Artık level kasmak için acele etmeyebilirim. Çünkü şu an sadece level bana ekstra HP, def falan verecek. Atak verecek. Onun dışında bir şey vermiyor. Yani yeni bir skill açılmayacak. Yeni bir göreve ulaşmayacağım falan. Devam edelim. Dostlar akşam 7 BDV'sinden çıktık. Şöyle göstereyim. 6 milyon XP yeşil kutumuzu aldık bir de. Dostlar karakter oyundan düşmüş. Yani DC yazısı gelmeden direkt oyun gitmiş. Pazar kurmuştum oyundan düşmeden önce. 2 tane yeşil kutu, bir tane Black Gem, 2 tane de Warrior Shell satılmıştı. Onların kaydını şu an gösteremiyorum. 11'im 413K paramız oldu. Son kayıttan sonra Old Belt of Intelligent ve 230 civarında pot çektiler pazardan. 16M 891K paramız var. FT girmeyi deneyeceğim. Z5'te gireceğim FT'ye. Tıkladıktan sonra buff'a çeviririm büyük ihtimal. Skill'leri sıfırlarım. Girebilirsem onu da gösteririm. FT'ye girmeyi başardık. Volkanik Rock düşmek üzere. Evet, VR'yi düşürdük. Yeşil kutumuzu, bir tane de coin'imizi aldık. Güzel de X veriyor. 8 milyon da X veriyor bir tamamlanınca. Şimdi JR'ye tıklamaya gideceğim. Umarım JR'yi de kazanırız. Bir aksilik olmazsa oradan da kesit gösteririm. Dostlar tam deva ilerlerken süre durdu. Kaybettik. İki tane Black Gem'le ayrıldık. Dostlar şimdi klandan bir arkadaş pot alacak. Şöyle 2,8'imi koydum. 150-150 vereceğim arkadaşa. Bin tane verdim. Şimdi bir arkadaş da 500 tane de alacakmış. Ona da verelim. 1,4M koydu bu arkadaş da. Buna da 500 tane vereceğiz. Tane de bu arkadaşa sattık. 21M 172K paramız oldu. Dostlar bu aralar oyunla ilgili bir problem var. Yine karakter kapanmış, yani ekran gitmiş. Şimdi JR'ye geçeceğim ben. Satan itemlerimiz var. Onları söyleyeyim size. 2 tane Black Gem, bir tane Green Gem, bir tane yeşil kutu. Vortex Bow vardı bir tane. Evimiz arttan mı düşürmüştük? Nereden düşürmüştük? Tam hatırlamıyorum. Onu 600K'dan sattım. Logo yeşilleri 400K'dan koymuştum. Bunlar çekilmemiş. 800 civarında bir HP pot satıldı. Şu geniyeyi pazara koymuştum. Onu geniye kullanmam diye. Ama bu çekilmemiş. Toplam 31'im
186K paramız olmuş. Dostlar, JR'de tam yine devaya gidiyorduk, attı bizi. Moblardan bir tane yeşil gem kaybettiğim için de Black Gem aldık. Partide Rogue'ye yoktu. SVSC'ye bastık. Yani adamlar erken kesti. 8 dakika olmuş basalı. Kesmiş adamlar. Rogue olmayınca da Warrior'un bir anlamı kalmıyor. SVS'i, Wolf'u falan. Neyse, sağlık olsun. Şu an karakter Int DB. Ben gidip STRCC'ye çevireceğim karakteri. Drakilere gireceğim. Drakilerden bir drop alırsam size de gösteririm. Draki haklarımızı tamamladık. 3 hakkımda da bütün mobları kestim. Bütün bossları. Bu da şu goblin kıyafetleri. Şu ikisi çok durabilitesi düşük bunların. 2800. Bunların mesela 8800. Bunlar 2800. Çabuk yanıyorlar. İçeride değiştiriyorum o yüzden ara ara. Görevlerimizi teslim edelim. Bütün mobları kestiğimiz için güzel eksik geldi. Yüzdemiz 5.29 oldu. Drop olarak da sadece 2 tane kırdırmalık şelimiz var. Başka bir dropumuz yok. Dostlar, çarktan bir günlük peri geldi. Dostlar, Kaos'tan kırmızı kutuyla ayrıldım. BDV'de tek piri denk geldim. 81 level olduğum için burada buff'ın falan etkisi var. Bu BDV'de güçten gelemesi yok. Tek priest olmam biraz kötü oldu. Şu an skor eşit. Ama ben War Premium'u çok sevdim. Yani skill sıfırlayabilmek, stat sıfırlayabilmek çok güzel bir şey. Aa, rakip çıkmış. 4 kişi kalmışlar. Bir tur kestik adamlar. Adamlar altar vererek sayı kazanmıştı. Güzel oldu. DC falan yemezsem çıkınca kutu aldığımı da gösteririm. Yeşil kutumuzu aldık. Onu da koyalım. Pazar kurduğumuzda satarız. Dostlar, Darkstone Parti buldum. KS ile görev yapıyoruz. Görev bittiğinde teslim ederken açarım kaydı. Şu anda 25 olmuş. Dostlar, DS ikinci görevini de tamamladık. Teslim ettim. %10 olduk tam. Görevin aradan çıkması iyi oldu. Başka bir şey olursa açarım kaydı. Dostlar, pazarda potlarımız, yeşil kutu, geniyemiz vardı bir tane. Titan'da kasarken fazladan almıştık. Onu kullanmamıştım. Onu sattım. Rogue yeşerleri 300K'dan koymuştum. Draki'den düşen artı bir. Kırdırmak istemiyorum çünkü defalarca kırdırdık, hiçbir şey atmadı. Onlar çekilmiş. Sadece kolluklar kalmış. 3 tane pets, bir tane helmet vardı. Onlar çekilmiş. Bir de potlarımızın hepsi satılmış. Şimdi pazarı bozacağım. 54'e 675K paramız olmuş. Karakterde hiç pot yok. Ne VIP'de ne bankada, hiçbir yerde pot kalmadı. Pot yapmamız lazım. Şu an bir etkinlik gelse pot basamayacağız. Bir de karakterin STR seti yok. Alamıyoruz da, 8 fabrik de alamıyoruz. Şu an para yetmiyor. 7 fabrik set basmaya çalışacağım. Pet basmam büyük ihtimal. Şu Goblin Pet iş görüyor. Diğer 4 parçayı artı 7 yapmaya çalışacağım. Önce fabrikleri basalım. Sonra pot yaparız biraz. Dostlar, şimdi birisi PM attı. 4.5K'dan mana satıyormuş. 3-4 bin tane manası varmış. Şimdi onların hepsini alacağım eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Çünkü pot lazım oluyor. 10-12'en bir şey değil, gitsin. 3-4 bin mana bize lazım. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity. Evet dostlar, 3600 tane herhalde pot aldık. Şöyle onu da VIP'e kaldırayım. Devam edelim. Dostlar, şimdi çok uzun olmasın diye artı 6 bastım şöyle ikişer tane. Pets hariç. Pets'i Goblin Pets kullanırız diye artı 8 alana kadar idareten. Şimdi bunların hepsine STR basacağım. Nedeni de şu. Artı 7 bastıktan sonra STR basmaya çalışınca upgrade kağıdı low class değil middle class oluyor. Ekstra para gidiyor ona. O yüzden siz de basarsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben şimdi hızlıca basayım bunları. Sonra birlikte artı 7'yi atalım hepsi. STR basarken yakmaktan korkuyordum. Yanmadı. İyi bari hepsini artı 6 yapmış olduk. Birer parça artı 7 çıkartırsak çok güzel olur. Evet, mükemmel bir upgrade yaptık. 8 taneden. Allah'ım yarabbim, bu ne ya? Neyse, diyecek bir şey yok. Tekrar deneyeceğim. Gerçi buna vakit harcamaya değer mi bilmiyorum ya. Ben bir tur daha deneyeyim en iyisi. Dostlar, yine 8 tane artı 6 STR basılı var. Bu sefer en az 3 tane almam lazım ki parasını kurtarsın. Şöyle başlıyorum. Evet, 3 tane artı 7 yaptık. Şu an kolluk da
yapmamız lazım. Uğraşayım mı ona tekrar? Uğraşayım, bir şey olmaz. Ben birkaç tane, 3 tane artı 6 kolluk basayım, artı 7 atarken açarım kaynağı. Dostlar 2 tane kolluk artı 6'mız var şimdilik. 2 taneden bir tane 7 alırız umarım. Böyle bastım, ilki yandı. İkinci geçsin lütfen. Basma hakkım bitti, şaka mı ya? Neyse, relog atayım geleyim ben de. Dostlar direkt yekten artı 6'yı artı 7'yi atacağım. Geçerse geçer, geçmezse geçmez. Geçmedi. Şurada satan varsa uğraşmadan, ucuzdan satan var, alalım. 699K'dan şunu çekiyorum. Bankada STR kağıdı olacaktı. STR basalım buna da. İdareten artı 7 setimizi yapmış olduk. STR basarken de yakmayız herhalde. Evet, yakmadık, güzel. Şimdi şunu STR setin içine çekelim. Şunu HP set'e ekleyelim. Aa, pot yapmadım. FT vakti geliyor. Neyse, içeride birinden falan alırım var. Bana potumuz var. Şimdi FT tıklayacağım. Girebilirsem gösteririm. Giremezsem JR'ye kadar biraz HP pot yaparım. Sonra int'e dönerim. JR'ye int gireriz. Dostlar FT almadı. Tekrar STR'e döndüm. Skill'leri sıfırlamıştım. Full STR set giyiyorum, takıları falan da. Weight'im artsın diye. Şimdi HP pot yapmaya geldim. Bir 10.000 tane falan yapayım. Yapınca size de gösteririm kalan paramı falan. Şu an VIPK'de 10.000 tane oldu pot. Bunları da yaptığımda toplam 10.400 tane pot yaptım. 12.180K param kaldı. Şimdi Maradona geçip Int'e döneceğim. CR'ye. Dostlar deva geldik. 2-1 öndeyiz şu anda. Rakip sağlam ama 9 Raptorlu adam falan var. DB'leri, CC'leri falan, TPMH'leri, iyi bir ekip var. Bizim arkadaş CC'ydi, ben DB oldum. Dostlar bir adet Black Gem aldık. Şimdi boss turu için TTR'e dönmeye geçiyorum. Pazarda kırmızı kutu, Black Gem, Green Gem, biraz da pot satılmış. 21M 584K para olmuş. Dostlar son saniye, 17-16 mı bitti? Aynen, kazandık. Vallahi çok değişik bir JR oldu ama sonunda kazandık. 2 red gem, bir green gemle ayrıldık. Dostlar şimdi kaos geldi. Kaosa gireceğim. Kaos için Z1'e geçerim. Burada çok tıklayan olmuyor. Pazar kurmuştum. Şöyle 1000 civarında potumuz satıldı. Pazarı bozuyorum. 24M 756K paramız olmuş. Kaos tamamladık. Herhalde kırmızı kutu verir diye düşünüyorum. 12. olduk. Evet, kırmızı kutumuzu aldık. Normalde Draki'lere girecektim. BDV seçeceğim yok. Yarım saat sonra BDV var. BDV'den sonra Draki'lere gireriz. 80 level üstü BDV'de Karuslar da herhalde Priest sıkıntısı var. Priest girince kazanıyorlar. Rakip yine çift Priest'ti. Ama CC olmak iş görüyor yani. Toplu kür çok önemli çünkü. Yeşil kutumuzu aldık. Şimdi XC'cimiz de var. Ben STR'e döneyim. Draki'lerimizi yapalım. Dostlar şimdi son hakkımdayım. Böyle iki tane kırdırmalık Shell'im var. Bir tane Commander Badge'im var. İlk iki hakkımda Rasaga'yı kestim. Bunu da keseceğim, bir sıkıntı olmazsa. 2 tane MS var üzerimde. Bir tane de Game of Experience. Bunları kaldırmak için üzerimden. Draki bitince MS'lere gireceğim. Bir tane de eşivde 200 Darkstone kestiğim için bir MS var. Onu da gireceğim. 3 MS tam 30 dakika sürmüyor. 25 dakika falan sürüyor. Son 2 boss'tan da %20 fazla eksi alayım diye. Bunu basmak istiyorum. Şöyle. Basabiliyor muyum? Neden basılmıyor bu? Ha, tavukla beraber basılmıyor. Şu tavuğu silelim. Bunu basalım. Şimdi ben hızlı hızlı keseceğim MS'leri de. MS'lerin son moblarında, bosslarında gösteririm. Evet, Rasagamızı kestik. Şimdi görevleri teslim etmeden hemen MS'lere gireceğim. İlk MS'miz şu anda bitti. 17 dakika kaldı. Biraz daha hızlanmamız lazım. İlk MS'miz boş. Hemen ikinciye geçelim. Dostlar ikinci boss'umuz da düştü. Buradan bir tane artı 4 normal large breaker aldık. Evet, Old Belt of Harpy aldık bir tane de. Güzel oldu. Klandan bir arkadaş arıyordu, olmadı, ona satabiliriz. En yüksek buy fiyatından verir. Dostlar son boss'umuz da düşmek üzere. 3. MS'deyiz. 1 dakikası kaldı X Javelin. İyi ayarladık. Hadi güzel bir drop ver. Old VS güzel. 3 MS'de 2 drop aldık. Şimdi şu çöplerimizi satalım. 400K para geliyor buradan. Draki'den de 2 tane kırdırmalık şelimiz, bir tane de beycimiz vardı. Şunlar. 2 kırdırmalık şel, 1 bey. Hatta bir tane de görevden bey alacağız. 3 kez Rasagi kestiğimiz için. Şöyle görevlerimizi de teslim edelim. Bakalım yüzdemiz kaç olacak görevleri verince. 3 görevimizi de teslim ettik. Yüzdemiz 15.31 oldu. Toplam 19 tane de Draki Commander Badge'imiz oldu.
Evet, yine BDV'mizi kazandık. BDV'lerde int olmak çok etkili oluyor. Sürekli söylüyormuş gibi oluyorum ama var premium çok iyi oldu bizim için. Şöyle sembolü kaldıralım. Yeşil kutumuzda 2'ye atalım. Yeşil kutumuzda 2 oldu. BDV'ye girmeden şöyle göstereyim. 200 civarında da pot satıldı. Dostlar, BDV'den çıktıktan sonra Maradona geldiğimde bir arkadaş buy fiyatından kutu gem alınır yazdı. En yüksek buydan. Buylar da yükselmiş. O yüzden fiyatlar makul geldi bana biraz. Sadece Redgem biraz ucuz gidiyor gibi. 5.2 tanesi. 17M 780K. Tamam, bunu böyle kabul ediyoruz. Toplam 43M 753K paramız oldu. Dostlar, Bay Pazar kurmuştum. SVSC, Durat, bir de Patos Glow. Düşük fiyatlardan kurmuştum. SVSC'nin fiyatı iyiydi bir tık daha. 7.5M. Onu atmışlar. Şöyle pazarı bozalım. Dostlar, Durat alınır yazdım 7M'den. Bir PM geldi, Folk gel diye. Şu arkadaş PM atmış. Geldik buraya. Şöyle 7M'den de Durat aldık. Durat'ı nerede kullanıyorum ben çok size söyleyeyim onu da. Birincisi STR iken Master 15 skillini CZ'de duratlıyorum. Kullanacağım zaman veya herhangi bir yerde Master 15'i kullanıyorum. İkincisi Draki'lerde SVSC masraflı olduğu için normal 50K'ya sprint alıp onu aldığımda bossları kesmeme yetmiyor o sprint. Onu bir kez dur atladığım zaman bossları kesebiliyorum. Orada kullanacağım. Yani her gün en azından 3 tane Draki'lerde işimizi görmüş olacak ve çok ucuza geliyor. Yani 70K'ya mı geliyor tanesi? 7M'den aldık. 10 tanesi 700K, bir tanesi 70K. Veya esnaf bosslarında sevimiz bitmek üzere direkt duratlayabiliriz yani. Çok kullanışlı Durat. Herkese tavsiye ederim. Uygundan da Bezuar gördüm. 1K bile değil. Bunları da çekeyim. Bazen CZ'de kaseleşirken iş görüyor. FT geldik. Yeşil parti toplamıştım yine. Tamamladık. Volkanik Rock düştü. Yeşil kutumuzu ve coin'imizi aldık. Dostlar, şimdi JR'ye tıkladık. 3 dakika sonra çekecek. Şöyle güzel bir parti gelse de kazansak. Pazara pot koymuştuk. Şöyle biraz potumuz satıldı. 550-600 kaldık, bir pot sattık. 29M 641K paramız kaldı. Dostlar, şu anda tamamen bende War Premium olmasının etkisini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü rakipte DB yok. 9 Raptorlu Warrior'lar var. Direkt Subside attım mı hiçbir şey yapamıyorlar. Yani Subside, Thor. Şu an skor 16'ya 4. 9 dakika var. İnmezler büyük ihtimal. Çıkınca gösteririm. Dostlar, JR'den çıktık. 2 tane Redken, bir tane Gringen'le ayrıldık. Dostlar, şimdi boss turundan çıktık. Drop alamadık. Sadece bir arkadaş Agate ring kaldı. Ben de PM attım 12.5 meden verir misin diye. Şimdi bunu alacağım. Bazılarınız diyebilir ne gerek var bunu almana gibisinden. Şimdi alayım, ben açıklayacağım durumu. Dostlar, 12.5 meden Agate ringi. Bu takının artı 0'ı 10 health bonus, artı 1'i 15, artı 2'si 20, artı 3'ü 25 health bonus veriyor. Bunu birkaç kişi de gördüm daha önceden. Artı 2 artı 3 yapıp undi alırken kullanıyorlar. Bu tip itemlere kimse almıyor. Çok ucuz. Gördükçe de kaçırmamak lazım yani. Sen burada yakaladığın sürece. Çünkü mesela artı 8 fabriki ben her pazara indiğimde görebiliyorum ama bunu sürekli göremeyeceğim. Ben mesela 2 defa daha toplasam bunu artı 1 basacağım veya sürekli toplayacağım işte. Uzun vadeli düşünen oyuncuların bunları toplaması lazım. Bunun gibi birkaç tane daha takı var. Denk gelirse toplayıp böyle bankaya atacağım bunları. Size de göstereyim dedim. Yani şu an tabii ki mantıklı değil. Hiçbir itemimiz yok. 8 fabrimiz yok. Ama bu itemler de böyle toplanıyor. Yani hiç kaçırmamak lazım bunları. Ucuzdan buldun mu alacak. JR'den aldığımız gemleri, kutuları yine trade'den bayağı atmadan vereceğiz. 2 tane red gem, bir tane green gem. Bir tane de yeşil kutu. 14M 250K'ya verdik. 31M 411K paramız oldu tekrardan. Kaos'ta 11 kişi de 8. olduk. Bakalım kutu alabileceğiz mi? Aynen, kırmızı kutumuzu aldık. Dostlar, Drakilere girmeye geldim. Görevleri aldık. Amblemimizi aldık. İçeride bir drop olursa size de gösteririm. Dostlar, Drakilerden çıktık. Görevlerimizi teslim ettik. Yüzdemiz 18.88 oldu. Drop olarak bir tane kırdırmalık Mage var. Bir tane de Commander Badge var. Commander Badge'imiz 20 oldu. Devam edelim. Dostlar, tam kaydı açtım. BDV için pazarı bozmuştum. Disconnect oldum. Old Belt of Harp'ı biraz pot. Armor kağıdı. Biraz daha pot satılmış. 38M 617K paramız olmuş. VS satılmadı da. Bir tane de kırmızı kutumuz var. Şunları da 300K'dan koymuştum. Bunları da çekilmem. Şimdi tekrardan oyuna girelim.
Bir bedevenin daha sonuna geldik. Yine int girmemizin büyük etkisi var. STR olsaydık büyük ihtimal tutamazdık partiyi. Yeşil kutumuzu aldık. JR'den çıktık. Bir tane Green Gem moblardan kaybettiğimiz için de bir tane Black Gem aldık. Dostlar 0-3'e geldim. Pazar sayıcısı olan var mı diye bir PM attım. Ya, alttan yazdım şuttan. Elon Wild isimli arkadaş PM attı. Sağ olsun yardımcı oldu. Birkaç item sordum ona. Ondan sonra en son teşekkür ettim. Arkadaş videoya selam söyledi. Takipçimizmiş. Aleyküm selam diyoruz buradan. Size de söyleyeyim dedim. Pazar kurmuştum. Şöyle Blackgem, Greengem, depotlar satıldı. 51M 604K para var şu anda. Şimdi pazarı bozuyorum. Dostlar şimdi skill'leri sıfırladım. Geldim Draki'ye gireceğim. Draki'den bir drop alırsak gösteririm size de. Draki'lerimizi tamamladık. Sadece bir tane kırdırmalık şar, bir tane Draki Commander Badge var. Görevlerimizi teslim ediyoruz. Buradan da bir tane Draki Commander Badge alıyoruz. Kaç oldu Draki Commander Badge'imiz? Şöyle 22 tane oldu. Yüzdemiz de 22.60 oldu. Dostlar War Premium'un 23 günü kaldı. Ben bu 23 günlük süreçte neler yapmayı planladığımı size aktarmak istiyorum. Öncelikle karaktere HP ve STR olmak üzere artı 8 set yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra Pathos Glove ve Valkyrie Armor almak istiyorum. Bahamut alacağım daha doğrusu. Etkinlikten gelen helmetle beraber kırdırırız. Etkinlikten kanat da gelmişti. Pathos Glove, Valkyrie hepsini beraber kanat manat. Tatto da var 15 günlük. Hepsini kırdırırız. Full pus oluruz belli bir süre. Eğer becerebilirsem kalan zamanda da Switch Premium için para biriktirmek istiyorum. Switch Premium parasını biriktirirsek yine de zamanımız artarsa artı 6 DS için para biriktirebiliriz. Yani onu da yaparsak bir sonraki ay için, bir sonraki ay artı 8 ayının pekli için para biriktirebiliriz. Yani yapacağımız çok şey var. Hedefimiz çok. Benim düşüncelerim bu şekilde. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu bölümünde burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.